Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda bir rüyayı arz etmek istiyorum. 1789 yılının ilk aylarında San Vicente adlı bir İspanyol gemisi Güney Afrika'nın Cape Town limanından hareket ederek İspanya'nın Cebeli Tarık Boğazı yakınlarındaki Cadiz şehrine gitmek üzere yola çıkmıştı. Geminin ambarları altın, inci ve gümüş gibi yüksek değerli ticaret mallarıyla doluydu. Kamaraları ise mağrur ve azametli İspanyol beyleri, zengin tüccarlar ve misyoner Katolik papazlarınca işgal edilmişti. Güvertede gösteriş budalası şövalyeler, süslü maceraperest genç hanımlar geziniyordu. Değerli bir hazine ile kalburüstü insanları taşıyan gemi fazla süratli değildi. Bu sahillerde sıkça rastlanan soygunlardan korunabilmek için çok mükemmel top ve benzeri ağır silahlarla donatılmıştı. Ayrıca deniz eşkıyasının soygun sahası haline getirdiği Valdez Körfezi'nden itibaren kendisine iki İspanyol harp gemisi refakat edecekti. Bütün bu emniyet tedbirlerine rağmen ihtiyar kaptan korsanlarla karşılaşmaktan korkuyordu. Geminin güvertesinden ayyuka çıkan kahkahalar, seren direğindeki Micho'nun ufukta bir korsan gemisi narasıyla birden kesiliverdi. Gittikçe yaklaştıkça büyüyen ve Heyula'yı andıran bir korsan gemisi ihtiyar kaptana korkulu dakikalar yaşattı. Sert ve kesin emirler yağdırarak biraz sonra patlaması muhtemel korkunç çarpışmanın hazırlıklarına girişti. Gerçi mevki makam sahibi kimseler ve değerli bir hazineyle yüklü gemisini savaşa sokmak istemezdi. Fakat savaş kaçınılmaz bir hal almıştı. Muhtemel çarpışmada galip gelse bile en azından gemisi hasar görecek ve belki de aldığı yaralar sebebiyle batacaktı. Onun görevi savaşmak değil, kıymetli yükünü İspanya sahillerine ulaştırmaktı. Bu havalide adı duyulduğunda kalplere korku ve dehşet salan, kan dökmeyi su içmek kadar kolay beceren gaddar korsanların cirit attığını iyi biliyordu. Yırtık gömleklerinden fırlayan adaleleri ve dize kadar uzanan eski pantolonlarıyla tanınan bu adamların gayesi büyük vurgunlarla kısa yoldan zengin olmaktı. Portekizli korsan Pedro'ya ait Santo Antonio adlı gemi bunlardan biri ve en tehlikelisiydi. Ve işte şimdi süratle üzerlerine yaklaşmakta olan da buydu. Aradaki mesafe iyice azaldığında çarpışmaktan başka çare kalmadığını anlayan kaptan ateş emrini verdi. Aynı şekilde karşılık veren haydut gemisinin sancak tarafına yanaşması fazla sürmedi. İki gemi güreşen iki pehlivan gibi kucaklaştı. Korsan Pedro'nun kendisine benzeyen canavar ruhlu tayfaları sırtları gibi yolcu gemisine saldırdılar. Ortalık bir anda karıştı. Dünya malına sahip olmak isteyenler ve onu kaybetmekten korkanlar kıyasıya vuruşuyordu. Dövüşmeye meslek edinmiş korsanlar işi fazla uzatmadılar. Hunharca katlettikleri yolcu ve mürettebattan bir kişi kalmamak üzere hepsini denize döktüler. Hazineyi çarçabuk gemilerine taşıyarak güvertesi kıpkızıl kana boyanan gemiyi başıboş terk edip süratle uzaklaştılar. Fakat korsan Pedro ve arkadaşlarının neşesi fazla sürmedi. San Vicente'ye refakat etmek üzere kuzeyden gelen iki İspanyol harp gemisi ufukta belirince işin rengi değişti. Valdez Körfezi yakınlarında buluşmayı umdukları ticaret gemisi yerine bir korsan kalyonuyla karşılaşan savaş gemileri daha önce davranarak sürekli top atışına başladılar. Sırtlanlar da boş durmayıp karşılık verdiler fakat aslanların kuvvetli pençesinde paramparça olmaktan kurtulamadılar. Batık gemiler mezarlığı olan Valdez Körfezi kıyıları top atışlarının delik deşik ettiği hazine yüklü kalyonla birlikte şeytan ruhlu Pedro ve arkadaşlarını da yuttu. Korkunç facianın üzerinden takriben 134 yıl geçmişti. Valdez Körfezi civarında Hottentot adında bir kabile yaşamaktaydı. Bu kabileye mensup Gulab adında bir yerli gördüğü rüyayı efendisi olan elmas arayıcısı Van Oyen'e anlattı. Rüya şöyleydi. Uzun siyah kadife pelerinli, üç köşe şapkası ve kemerinde iri tokası bulunan bir dar siyah pantolonlu iri yarı ve korkunç çehreli bir adam baş ucunda dikilmekteydi. Merhametsiz ve karanlık bakışlı adamın ağzından kötü ve ağza alınmayacak sözler dökülmekteydi. Gömleğinin yeninden parlak kırmızı kan sızan kolunu havaya kaldırdı. Elinde tuttuğu kılınç sanki bir yeri işaret ediyor gibiydi. Gulab o yana baktığında üzerinden dalgalar aşan batık bir kalyon direğini görür gibi oldu. Sular alçaldığında gemi daha da belirgin bir hal almıştı. Az sonra denize akseden ve suyun hareketleriyle bin bir parçaya bölünen ayın parlak ışıkları arasında
Geminin bulunduğu yerden bir takım adamlar peydah oldu. Perişan kılıklı, dar ve kısa pantolonlu, haydut tavırlı bu adamlar sövüp sayıp lanetler savurarak kulaba doğru ilerlediler. Zavallı, yerli dudaklarını kıpırdatacak güce sahip değildi. İstediği halde hiçbir harekete muktedir olamıyordu. Elinde olmayarak, korkarak seyrettiği adamlar kendisine iyice yaklaştılar. Bellerinde sallanıp şakırdayan kılıçlarını ve korkunç, iğrenç suratlarını şimdi daha iyi seçebiliyordu. Adamlar karşısında dikilip duruyor, zaman ise bitmek bilmiyordu. Nihayet reisleri denize doğru uzattığı kılıcıyla dalgalar arasında bir kaybolup bir gözüken batık kalyonu işaret etti. İyi dinle herif, o gördüğün lanetlenmiş hazine yüklü bir geminin enkazıdır. Dikkat edin, lanetlidir, lanetlidir, lanetlidir. Cümlenin sonunda kelimeler zayıflamış, nihayet işitilmez olmuştu. İğrenç yüzlü adamlar da denize doğru hızla uzaklaşmaya başladılar. Sonunda inip çıkan dalgalar arasında gözden kayboldular. Kulap rüyasını anlattığında efendisi önce buna önem vermedi. Gerçi böyle hazine yüklü batık gemi efsanesi kulağına çalınmıştı. Kulap da dinlediği efsanenin tesiriyle böyle bir rüya görmüş olabilirdi. Hizmetçisinin gönlü hoş olsun diye rüyasını dinlemiş ve birkaç dakika sonra da unutmuştu. Efendisinden alaka göremeyen Kulap rüyada gördüğü yere gidip de batık geminin direğini görünce neredeyse küçük dilini yutacaktı. Koşarak efendisine geldi, nefes nefesi gördüklerini heyecanla anlattı. Van Oyen, Gulab ve birkaç işçi doğruca geminin bulunduğu yere gittiler. Tedarik edilen bir sandalla iyice yaklaştılar. Sığ suların içinde yarı yarıya kuma gömülmüş ve kış tarafı su üzerinde kalan kalyonun üzerinde oymalarla işlenmiş bir yazı göze çarpmaktaydı. Santo Antonio. Böylece rüyanın gerçek olduğu anlaşıldı. Derhal beyninde şimşekler çakan Oyen, bu ülkeye elmas aramak ve zengin olmak için gelmemiş miydi? İşte kısmet fazlasıyla önüne çıkmıştı. Kalabalık bir işçi kadrosu ile geceli gündüzlü çalıştığı hazinenin tamamına sahip olabilmek hırsıyla bir an olsun işçilerin başından ayrılmıyordu. Tam işin sonuna gelmişken üzerlerinde beliren bir bulut kümesi korkunç bir tehlikenin habercisi gibiydi. Bu bir yağmur bulutuna benzemiyordu. Çünkü bu mevsimde buralara yağmurun zerresi düşmezdi. Bu rüzgarın başka yerlerden havalandırıp getirdiği kızgın kum taneciklerinden hasıl olan bir afetti. Çok geçmeden korkunç fırtına patladı. Yerliler ne yapacaklarını şaşırdılar. Herkes rüzgar önünde savrulan bir yaprak gibi birbirinden uzaklaştı. Sığınacak bir yer bulamayanlar yüzü koyun yere kapaklanmış zorlukla nefes alabiliyordu. Hava sakinleştiğinde herkesin ilk baktığı yer batık gemi oldu fakat onun yerinde yeller esiyordu. Kim bilir belki de sığ sulardan kayıp derin yerlere biraz daha gömülmüştü. Bazı rüyalar gerçeklerle alakamızı sağlayan manevi bağlar hükmündedir. Kader onlardan ders almamızı ve ebedi alemin varlığını idrak etmemizi sağlıyor. Ölümün kardeşi olan uykuda görülen rüyalarla önemli bazı hakikatler perdeli veya perdesiz gösteriliyor. Sadık rüyalar hissi kablel vuku'un fazla inkişafıdır. Bu ise herkeste az çok vardır. Hatta hayvanlarla bile mevcuttur.